videoma hoş geldiniz. Bugün bayağıdır liste videosu yapmadığımı fark ettim. Ve dedim ki şöyle biraz interneti araştırayım. İnternette insanlar neler alıyor, neler satıyor. Bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Ne saçma sapan şeyler alıp satıyormuş insanlar ya. Ama önce videoya girmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Efsane mi, gerçek mi? En çok sevdiğiniz biliyorsunuz bölümüm o. Uygulamamda da en çok sevdiğiniz bölüm olarak anketlerimde hep onu söylediniz. Ben de sizden artık efsane mi gerçek mi hashtag ile hem uygulamamda hem Instagram'da ya da Twitter'da mutlaka öneriler bekliyorum. İstediğiniz kadar uçabilirsiniz. Sadece çok basit şeyler söylemeyin, olur mu? Büyük büyük şeyler de söyleyebilirsiniz. Mesela aklınıza çok uçuk fikirler gelebilir. Su içerken yılan dokunur mu? Havlayan köpek ısırır mı? İşte böyle şeyler. Cep telefonuyla benzin istasyonunda konuşursanız yangın çıkar mı? Böyle efsaneleri, şehir efsanelerini, atasözlerini dediğim gibi efsane mi gerçek mi hashtag ile Instagram'da, Twitter'da ve uygulamamda, uygulamamı da aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Bana tavsiye ederseniz mükemmel videolar yapacağım. Bu efsane mi gerçek mi işine iyice eğileceğim. Hadi şimdi videoya gidelim. Bakalım insanlar ne saçma sapan şeyler satın alıyorlar. İlk malzeme işte bu. Auto exec, wheel mate, steering, wheel, attachable, work surface tray. Amma uzatmışlar adını ya. Ama saçma sapan bir şey. Araba kullanırken laptop kullanabilmeniz için, yemek yiyebilmeniz için, kitap okuyabilmeniz için bir tane tepsi üretmişler. Allah Allah. Gerçekten kafayı yemiş millet, artık iyice delirmiş ben. Makyaj nasıl yapıyorlar araba kullanırken diye onu düşünüyorum. Bunlar tepsi yapmışlar, bir de üstüne üstlük. 24 dolara satıyorlar. 4 yıldız almış. Bir ton da insan bunu sipariş etmiş ya. Bu ne ya? Aha. Dear rear with bottle opener. Ah canım. Orkide gibi gözüküyor ama orkide değil bu arkadaşlar ya. Bu bildiğiniz bir geyik poposu. Geyik poposundan şişe açacağı yapmışlar. Aha. Bu adam yapmış. Vallahi bu adam yapmış. Hatta bir de gif yapmış. Ya lan. Kokarca poposu mu o? UFO dedektör. Ya bak bu güzel. UFO'ları dedektör yapıyormuş bu. UFO dedektörlüğü yapıyormuş bu. Manyetik alan. Bu ne ya? 24 saat ve 7 gün boyunca UFO'lar size yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu onu anlıyor musunuz bunda? Ya işin komik tarafı açılınca daha da tam tel maşa bir şey. Şu kağıt gibi bir şey var işte. 3 tane devre var. NASA'nın yapamadığını bu yapıyormuş. Hem de bunu 87 dolara satıyorlar. 87 dolar. Yani nereden baksanız 250 lira. Şuş. Bu ne ya? Wolf Win Deer Buster. Yine geyiklerle bir alıp veremediğiniz mi var sizin geyiklerle ya? Kurt çişi. Kurt çişini bahçenize dökecek misiniz? Geyikler gelmeyecekmiş. Bu zaten bizle alakalı değil. Aslında Borneo'da falan var. İstanbul'da. Aslında Türkiye'de de geyikler yaşıyor da kimsenin bahçesine gelmiyor. O ne ya? %100 doğal diyor bir de. Ne kadarmış? 100 dolar. 100 dolar vereceğim kurt çişine. Bu çok acayip ya. Adam Bulldog'u Marilyn Monroe'ya çevirmiş. Böyle kıyafetler satılıyormuş. Bir de beyaz. 25 dolar. 25 dolar. X small. Small 17 dolar. Yani daha küçüldükçe fiyat da artıyor. Köpeği ne hale getirmişler ya. Alan olur mu bundan aranızda arkadaşlar? Anlamadım ki. Gift of nothing by cup. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu nothing hiç demek. Yani hediye alıyorsunuz, içinde hiçbir şey yok. Ve 6 dolar. Artık millet neye para vereceği şaşırmış herhalde ya. For the person who is everything. Her şeye olan insana alınan hediyeymiş bu. Yani bir insanın her şeyi varsa ona hiçbir şey alıyorsunuz. 6 dolar 44 cent veriyorsunuz. Ha tamam oldu canım. İşte be, icat dediğin böyle olur. Acil durum donu. Donunuz mu kayboldu bir anda? Hemen acil durum donunuzu alın. O ne ya? Her zaman kullanıma hazır. Evet, acil durum donu. İndirimde ya 5.37. Al, yani 15 liraya don. Acil durum donu. Kardan adam kakası. Kardan adam kakası mı satıyorsunuz 4 dolar 65 sente yani 13 liraya? Kardan adam kakası. Pamuğu top haline getirmişler, satıyorlar. Bir de kardan adam utanmış. Unicorn eti. Ne var acaba içinde? At eti diye ne satıyorlar acaba? Boynuzlu at eti diye unicorn meat. Vallahi bilmiyorum. Her ısırışınızda bir sihir olacak diyor. Kimi kandırıyor acaba bunlar ya? Amerikalılar biraz saf mı acaba? Hem de 20 dolara satıyorlarmış bunu. 120 dolara yani 300-400 liraya geliyor kilosu. Bu daha beter. Bu daha beter. Kızarmış ejderha eti. 538 gramı 13 dolar. 26 dolar. Bu daha ucuzmuş. Çok acıymış öyle diyorlar. Acayip acıymış. Bu ne ya? Darren do the heat game. Kaka değil mi onlar ya? Ne oluyor yani? Şu şapkayı takıyorsunuz. Ondan sonra etrafındaki kaka görünümlü sütyenleri
birbirinizin kafasına atıyorsunuz, sonra onları yakalamaya çalışıyorsunuz kafada. 40 lira falan, 35-40 lira arası. Ama bence en saçması neydi biliyor musunuz? Şu hiçbir şeye para veriyorlar ya, nothing, hiçbir şey yok yani. Ona para veriyorlar. Buraya tıklayarak da Instagram efsaneleri videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma, hoşçakalın.